Stonehenge'in ülkesinde bir gizem ölmeyi reddediyor. İnsan sorumluları ortaya çıkıp ekin çemberlerinin kendilerine ait olduğunu açıkladıktan uzun zaman sonra bile bu şey insan gücünü aşıp dünyanın her yanına yayılıyor. Bunlar uzaylıların indiği alanlar mı? Daha zeki bir uygarlığın mesajları mı? Bir tür garip atmosfer olayı mı? Ya da tarihin en büyük şakası mı? Bence bunları yapanlar uzaylılar. On binlerce yıl önce bu gezegende başka uygarlıklar da gelişti ve bazıları geri dönüyor. Hiçbir şey değil. Sadece düzleştirilmiş ekinler hepsi bu. Düzleştirilmiş ekin ve çok güçlü hayal güçleri. UFO'daki biriyseniz ve mesaj bırakmak isterseniz Beyaz Saray'ın bahçesine gidip ekin çemberini oraya çizemez misiniz? Birazdan kendi çemberlerini yaratan üç sanatçıya katılacak, kanıtlara yakından bakacağız. Ekin çemberlerine eşlik eden garip ışık kürelerine tanık olacağız. Bitkilerde meydana gelen garip değişimleri inceleyeceğiz. Ve birden çılgına dönen elektrik ekipmanlarını göreceğiz. Bilim ve doğaüstü olaylar bu bölümde çiftlikte karşı karşıya geliyor. İngiltere'nin batısında Wiltshire bölgesi. Verimli, inişli çıkışlı tepeler, geniş tarlalar, eski ve modern gizemler. Burası Kelt rahiplerinin ülkesi. Tepelere çizilmiş beyaz atların, tarih öncesinden kalma eserlerin evi. İngilizler binlerce yıl bu yerin kutsal olduğuna inandı. Bu yüzden ayinler düzenlediler, saygı gösterdiler. Stonehenge gibi büyük gizemli çemberler inşa ettiler. Bugün çemberler bu tarlalarda yeniden ortaya çıkıyor ve efsanevi boyutlarda bir gizem yaratıyorlar. Sibori Tepesi adındaki eski bir anıtın gölgesinde, Baltimore çiftliğinde çiftçilik yapan David Hughes ekinleriyle ilgileniyor. Ve Hughes bugünlerde pek mutlu değil. Bu saçmalık. Gerçekten çok büyük bir saçmalık. Gerçekten bu insanların ne kadar aptal olduklarını anlatamam. Gerçekten. Göz hizasında onu bu kadar kızdıran şeyin ne olduğunu anlamak zor. Ama çiftliğinin üstünde havalanacak olursanız her şey fazlasıyla açıklık kazanıyor. Biri ya da bir şey ekinlerine zarar veriyor. Hasar görünüş olarak güzel. Ama çiftçi için bu toplanamayacak çok fazla ekin demek. Bize pahalıya mal oluyor. Hiç çıkarımız yok. Tam tersi olduğunu düşünün. Ben gelsem de onların bahçelerindeki çiçek tarhlarını dağıtıp uzaylılar yaptı desem ne derlerdi? Doğaüstü olaylara inananlar haklıysa, yüzlerce yıldır gerçekleşen bir salgının kurbanı. Öyle ki 1668'den kalan ve Ekin Biçen Şeytan adlı bu oyma eser, İngiltere'deki bir ekin çemberinin yaratılışını gösteriyor. Ama ekin çemberlerinin yeniden manşetlere taşınması 1970'lerde ve 80'lerde oldu. Başlarda oldukça basitlerdi, 10-12 metre çapındaki küçük çemberler. Sonra sayıları artmaya ve daha karmaşık şekiller almaya başladılar. Doğaüstü olaylara inanan binlerce insan görmek için çemberlere akmaya başladı. 1991'de Wiltshire büyük bir akımın ortasında kalmıştı. Sonra her şey birdenbire durdu. Ben Dave Chorley, bu da Doug Bauer. 1978'de ekin çemberlerini yaratan iki kişi biziz. Sanatçılar Doug ve Dave ilk çemberlerini bir heves sonucu yarattılar. Bir UFO'nun indiği yer izlenimi yaratmak istiyorlardı. Doğaüstü olaylara inananlar bu yemi yuttu. Doug ve Dave eserlerinin insanların hayal güçlerinde bu kadar büyük bir etki yapacağını hayal bile edememişlerdi. Kitaplar yazıldı, turistler tarlaları işgal etti. 1991'de ortaya çıktıklarında çemberleri oluşturmanın 60 yaşlarında adamlar için bile ne kadar kolay olduğunu gösterdiler. Gösterileri inananların cesaretini biraz kırsa da bu etki fazla uzun sürmedi. Sorun şuydu ki tüm ekin çemberlerini Doug ve Dave tek başlarına yapmış olamazdı. Sayıları çok fazlaydı ve birbirlerinden fazla uzaktılar. 1978'den beri neredeyse 3000 ekin çemberi ortaya çıkmıştı. Bunların yüzlercesi İngiltere'nin dışındaydı. Çoğu zaman olayı kimse üstlenmemişti. Bu kimin ya da neyin oluşturduğuyla ilgili spekülasyonları artırıyordu. Bu yüzden gizem yaşamaya devam ediyor.
Şu anda çoğu insan bazı ekin çemberlerinin insan yapımı olduğunu kabul etse de neredeyse başka hiçbir konuda anlaşamıyor. Şüpheciler tüm ekin çemberlerinin insan ürünü olduğundan emin. İnsanlar hemen iki insan hepsini yapmış olamaz demişlerdi. Elbette iki insan hepsini yapmış olamaz. Çünkü neler olduğunu gören başka insanlar bu iyi bir numara demişti. Televizyonu ve radyoyu açıyorsunuz, kitap ve dergileri okuyorsunuz. Tüm araştırmacıları şaşkına çeviren büyük bir gizem görüyorsunuz. Ama kral çıplak, burada hiçbir şey yok. Bu sadece düzleştirilmiş ekin, hepsi bu. Düzleştirilmiş ekin ve güçlü hayal güçleri. Ayrıca çeşitli kamplara ayrılan ekin çemberi yapıcılar var. Bazıları oyun oynamayı seven insanlar. Bazıları para kazanmaya çalışan sanatçılar. Ben şüpheci değilim ve inanan biri de değilim. Ben bir sanatçıyım, bu yüzden ekin çemberleri yapıyorum. Bazıları bu çember sanatının kendisinin doğaüstü fenomenler yarattığına inanıyor. Bu gece yukarıdan bizi izleyen büyük evrensel zeka, bizi bu çemberi tamamlamak için gereken ilhamı ver. Son olarak çemberlerin insan yapımı olmadığına inananlar var. Bazıları toprağı ve bitkileri bilimsel olarak incelemeye çalışıyor. Diğerleri ise çemberlerde garip ve bilinçli bir enerji tespit ediyor. Ve şekilleri UFO'lardan işaretler olarak görenler de var. Birçokları için kanıtlar yeterince açık. Şüphecilerin gerçekte neler düşündüklerini bilmek çok zordur. Bir balığa Londra'yı nasıl bulduğunu sormak gibi bir şeydir. Bu insanların çoğunun beyni çalışmaz. Karşı savları duymaktan o kadar sıkıldık ki onlara göre hepsi yalan, hepsi bir şaka. Biz durumun böyle olmadığını kanıtlayan çok fazla şey gördük. Andy Thomas, Güney Çember Araştırmaları Derneği'nin kurucu üyesi ve SwordNews.com sitesinin editörü. 1991'den beri ekin çemberleriyle ilgili yazılar yazıyor ve araştırmalar yapıyor. İlk gördüğüm ekin çemberini hiç unutmuyorum. Aslında çok uzaktan bakmıştım. İçimde birdenbire çok garip bir şey hissettim. O zaman kaderimin bir şekilde yeniden yazıldığını anlamıştım. Orada bana seslenen gizemli bir şey vardı. Thomas yıllar boyunca yüzlerce ekin çemberini incelemiş ve ölçmüş. Ayrıca yaratılışlarını etkileyen etkiler üstünde deneyler gerçekleştirmiş. Bu dışarıda bir şeyler olduğuna ve bizi izlediğine ikna olmasını sağlamış. Katıldığım deneylerden biri 1995'te gerçekleştirildi. Bir tepe kenarında oturduk. Bu deney sonucunda ortaya çıkacağını umduğumuz belirli bir şekil vardı. Meditasyon yaptık. O şekil üstüne odaklandık. Bir ekin çemberi olarak ortaya çıktığını hayal ettik. O gece tam olarak o şeklin aynı bölgede ekin çemberi olarak ortaya çıktığını öğrendik. Şimdi ne yaptığımızı hiç kimse bilmiyordu. Tam bir gizlilik içinde gerçekleştirildi. Biz yapmadık. Nasıl ortaya çıktı? Bunun olasılığı neydi? Böyle bir şans mümkün mü? Bunun etkileşimli bir fenomen olduğu yönünde pek çok kanıt var. Sanki omzunuzun üstünden bir şey sizi dinliyor ya da bizim gönderdiğimiz bir şey o tarlalarda kendini fiziksel olarak gösteriyor. Tarlalarda kendini gösteren şey her neyse garip bir enerji de ortaya çıkarıyor. Olaya tanık olan kişiler yeni akülerin bitişinden bahsediyor. Fotoğraf makineleri bozuluyor ve pusulalar doğru yönü göstermiyor. Paul Vigay buna kendisinin de tanık olduğunu söylüyor. Bir bilgisayar programcısı olan Paul, boş zamanının çoğunu bu çemberlere ayırıyor. Paul bir gün David Hughes çiftliğinin yakınındaki çemberdeyken cep telefonunun çalışmadığını fark etmiş. Çok garip dedim çünkü biraz öncesinde çalışıyordu. Ekin çemberinin sınırına gittim. Telefonu ekinlerin bir kol boyu kadar üstünde tuttum ve birden telefonun sinyal gücü göstergesi sonuna kadar yükseldi. Çemberin içine taşıdım ve sinyal kayboldu. Burada garip bir şeyler oluyor diye düşünürken tüylerimin diken diken olduğunu hissedebiliyordum. Bu garip şey neydi? Paul Vigay bunun bilimin henüz keşfedemediği bir tür enerji olduğunu düşünüyor. Andy Thomas bir tür zeki varlığı hissettiğini söylüyor. Ama nasıl bir biçim aldığını söyleyemiyor. Ama Reg Presley bundan sanki görmüş gibi bahsediyor. Çok eskiden beri ekin çemberlerini izleyen Reg, aynı zamanda 60'lı yıllarda Wild Thing şarkısıyla ünlü olan Trox grubunun da şarkıcısı. Reg korkulan UFO kelimesini kullanmaktan çekinmiyor. Ama bazı alternatif teorileri de var.
İlk fırsatta uzaydan geldiğini söylüyoruz. Ama bu gelecekten gelen, zamanda yolculuk yapmayı öğrenmiş insanlar da olabilir. Belki bu evrim sürecimizde kritik bir dönemdir. Geri dönmüşlerdir ve geleceği biraz değiştirmeye ya da düzeltmeye çalışıyorlardır. Bilemezsiniz. Ama işte işin hilesi. Neden ekin çemberleri tanıkların önünde ortaya çıkmıyor? Ekin çemberlerinin insan yapımı olduğunun en büyük kanıtlarından biri utangaçlık faktörü. Hiç kimse yokken ortaya çıkıyorlar. İstatistikçi Ted Clay şimdiye kadar bir ekin çemberini ziyaret etmemiş. Bunun yerine siber dedektiflik yapıyor ve ekin çemberlerini internet aracılığıyla analiz ediyor. Binlerce mil uzakta bile şekillerin her yerinde insanların parmak izini görebiliyor. Ekin çemberlerinden şüphelenmek için bir tek büyük sebep varsa, o da bir gecede oluşuyor olmaları. Amaçları dikkat çekmek ya da bize bir mesaj göndermek olsa, bunu gündüz gözümüzün önünde yapmaları çok daha etkili olmaz mıydı? Çemberler neden hiç kimsenin görmediği bir zamanda, gözden uzakta yaratılmak zorunda? Ben bunu hiç anlamıyorum ve bu sorunun cevabı yok. Rich Presley'in utangaçlık faktörü için kendi açıklaması var. Ona göre bu üstün varlıkların şiddete eğilimli ilkel canlılarla fazla samimi olmak istememeleri çok doğal. Gorilleri seviyorum ama gidip biriyle aynı kafese girmem. Onların da bizimle kafese gireceğini sanmıyorum. Çünkü insanlar onlara ateş ediyor. Çiftçiler tüfekleriyle ateş ediyorlar. Bu özellikle silah taşımanın yasal olduğu Amerika için geçerli. Hayır, biz samimi olmak isteyecekleri türden zararsız canlılar değiliz. O halde bunu yapan UFO'lar mı? Gelecekten insanlar mı? Şekli olmayan bir zeka mı? Bilinmeyen bir enerji biçimi mi? Ya da kendini tarlalarda ortaya koyan sıradan insan şakalarından biri mi? UFO'lardaki canlılar zekileşiyor mu? Sanatçı yönleri mi gelişiyor? Daha karmaşık bir mesaj mı veriyorlar? Ve gerçekten eğer UFO'daki biriyseniz ve bir mesaj bırakmak istiyorsanız, Beyaz Saray'ın bahçesine inip çemberinizi oraya çizmeniz gerekmez mi? Kanıtlara yakından bakma zamanı geldi. Bu inanılmaz. Biraz sonra gün ışığında ekin çemberi oluşturan ışık kürelerinin göründüğü en sansasyonel kanıtlardan birini inceleyeceğiz. Ayrıca düzleştirilmiş ekinlerde garip hasarlar belirlediğini iddia eden bir araştırma merkezinin bulgularına göz atacağız. Ama önce ekin çemberi türünden korkutucu temaslara değineceğiz. Ekin çemberlerinin insanları etkileyen bir gücü olduğu yadsınamaz. Zevk veriyor, büyülüyor ve bazılarına göre iyileşme bile sağlıyor. Sorun bu gücün bu dünyaya mı yoksa başka bir dünyaya mı ait olduğu? Paul Vigay herhalde dünyada eğlencesi sebzelerdeki, çiçeklerdeki ve tahıldaki elektromanyetik sinyalleri okumak olan tek kişi. Bu 12 yıldır hayran olduğu ekin çemberlerinin etkisiyle oluşmuş bir hobi. Başladığım zaman tüm konu hakkında karamsardım. Ama annem her zaman doğaüstü olaylarla ilgilenmiştir. Bir gün kendi yaptığım bu elektronik ölçüm cihazıyla onu ziyaret etmeye gittim. Ve biraz eğlence olsun diye astığı mısır saplarına dokunuyordum. Farklı saplardan farklı sonuçlar aldığımı görünce çok şaşırdım. Annem buna şaşırdı ve beni diğer odaya gönderdi. Bu arada kendisi sapların yerini değiştirdi. Yeniden içeri geldim. Hala farklı saplardan farklı sonuçlar alıyordum. Buna daha çok şaşırdı. Sonunda hadi dedim, bana sırrını açıkla. Ve bana hiç veri alamadığım sapların ziyaret ettiği bir ekin çemberinden geldiğini söyledi. Diğerleri de sıradan saplardı. Bu, Paul'ün araştırmasını derinleştirmesini sağlamış. Yıllar boyunca farklı verileri topladıktan sonra bir benzerlik bulduğundan emin. Düzleştirilmiş ekinler zayıf elektriksel yüke sahip. Ama dik duran ekinler daha fazla yük taşıyor. Paul, bu sonuçların doğaüstü bir şeye işaret ettiğini düşünüyor. Ama Ted Clay, bunların son derece normal olduğunu söylüyor. Bir ekin çemberinin içinde ve dışında farklı elektriksel yükler belirlemek şaşırtıcı değil. Yani ayakta duran bitki küçük bir paratoner gibidir. Ve elektriksel yükler uçlarda yoğunlaşırlar. Bu yüzden elbette
yerde düz olarak yatan bitkinin elektriksel yükünden farklı olacaktır. Ama bu size ekin çemberinin nasıl oluştuğu hakkında bir şey söylemez. Bunlar sadece düzleşmiş ekinin ya da düzleşmiş herhangi bir şeyin özellikleri. Ama ekin çemberleri hakkındaki tüm gözlemler bu kadar kolay gözden çıkarılamıyor. Bazı ekin çemberi meraklıları hiçbir insanın o dev şekilleri bir tek kısa İngiliz yaz gecesinde yaratamayacağını iddia ediyor. Ve şekillerin gündüz birkaç dakika içinde oluştuğuyla ilgili söylentileri hatırlatıyorlar. 1996'da Stonehenge'in yakınında oluşan ünlü bir ekin çemberi vardı. Gündüz 45 dakika içinde oluşmuştu. Hepsi Wiltshire'ın üstündeki bir uçuşta gerçekleşti. İlk ayakta pilot ve yolcusu Stonehenge üstünden geçtiler. Çevresindeki tarlalarda alışılmadık hiçbir şey görmediler. Pilot yerel bir piste indi, yakıt aldı ve 25 dakika sonra yeniden havalandı. Bu defa dev bir şekil gözüne çarptı. Tam 151 çember içeriyordu. O güne kadar görülen en büyük ve en karmaşık şekillerden biriydi. İnananlar, pilot ve yolcusunun böyle büyük bir şekli gözden kaçırmasının imkansız olduğunda ısrarlı. Şüpheciler farklı düşünüyor. Stonehenge üstündeki uçuşla ilgili hikayeden anladığım kadarıyla Stonehenge etrafında daire çizmişlerdi. Stonehenge etrafında daire çiziyorsanız neye bakıyor olursunuz? Elbette Stonehenge'e. Şimdi burada bir ekin çemberi varsa Stonehenge'e bakıp buradaki ekin çemberini görmemek çok zor. Ama eğer buradaysanız her iki tarafa da aynı anda bakmak çok zor olur. İşte tüm ekin çemberlerinin insan yapımı olduğuna inanmayanların tezlerini destekleyen başka bir kanıt. Ünlü ışık küreleri ya da diğer adıyla İK'ler. Işık küreleri insanlara büyüleyici gelebilir ama çoğu öyle olmadığını söylüyor. Bahsedilen ışık kürelerini ben de gördüm ve gerçekten tarlalar üstünde dolaşan parlak ışık küreleriydi. Daha sonra aynı hafta siyah titreşen şekiller gördük ve gerçekten çok gariplerdi. Siyah yanıp sönme etkisi oluşturuyorlardı. Şöyle yaptıklarını görebiliyordunuz. Ve açık konuşmam gerekirse çok korkutucuydular. Işık küreleri sadece görülmediler. Aynı zamanda ekin çemberlerine ev sahipliği yapan tarlaların üstünde ve etrafında filme de alındılar. 1990 Temmuz'unda fotoğrafçı Steve Alexander ekin çemberlerini kendisi soruşturmaya karar verdi. Kamerasını aldı ve kaydetmeye başladı. Aniden hareket eden bir ışık dikkatini çekti. İşte kaydettiği görüntüler. Bunu optik bir yanılsama olarak açıklamak mümkün. Kamera arıza yapmış olabilir. Hatta tarla üstünde uçan beyaz bir kuş da olabilir. Ama bağımsız bir tanık da vardı. O gün traktörünü kullanan bir çiftlik işçisi üstünde uçan parlak bir nesne gördü. Sonra kaybolmuştu. Ne olduğu bugüne kadar bir gizem olarak kaldı. Bazı inananlar için neredeyse en sansasyonel ve kesin kanıt 1996'da ortaya çıktı. Işık küreleriyle ekin çemberleri arasındaki bağlantıyı ispatlar gibiydi. Aşağıda bir yerde birkaç ışık var. Bu filmde ışık küreleri Oliver'ın kalesi olarak da bilinen kalenin altında bir tarlanın üstünde uçuyor. Ve bir zekanın yönetimindeymiş gibi tarlada kar tanesine benzer bir şeklin oluşumunu tetikliyordu. Bu tüm inananların gerçekleşen rüyasıydı. Oliver'ın kalesi filmi hedefi 12'den vuran kesin bir kanıt gibiydi. Ama birkaç gün içinde şüpheler artmaya başladı ve gerçekliğiyle ilgili tartışmalar bugün bile devam ediyor. Daha sonra bu filmin sahne arkasına bakacağız ve kamera için kendi ışık kürelerimizi yaratacağız. Hangisinin bize ait olduğunu ve hangisinin gerçek olduğunu anlayıp anlayamadığınızı soracağız. Şüpheciler haklıysa son 30 yıl boyunca her yıl artan sayıda insan sırf birilerine şaka yapmak ya da sanat yaratmak için gece uykularından vazgeçiyorlar.
Bu inanılmaz şekillerin hepsini gece karanlığından faydalanan insanlar birkaç saat içinde yapmış olabilir mi? Eğer öyle yaptılarsa neden? Çember yaratıcılarla tanışma zamanı geldi. Çok farklı sayıda kampa ayrılıyorlar. Bazıları şaka olarak yapıyor. Bazıları kendi doğaüstü tecrübelerini yaratmak istiyor. Ve bazıları da sanat yaratmayı ve para kazanmayı amaçlıyor. İlk durak, hepsinin bir şaka olduğundan emin olan çember yapıcılar. 14 yıl önce Dr. Robin Allen ve Chris Nash, kendileri gibi düşünen üniversite öğrencileriyle birlikte ekin çemberi eğlencesi düzenlemeye karar veriyor. Çemberleri yapanların insanlar olup olmadığını anlamanın en basit yolunun bir tane yapmak olduğunu düşünüyorlar. Gün ışığında birkaç deneme yapıyorlar. Sonra gece tarlanın yolunu tutuyorlar. Çemberleri 1991'de yapmaya başladık. O zaman 3 tane yaptık. Her yıl geri dönmeye devam ettik. Gittikçe büyümeye ve karmaşıklaşmaya başladılar. Sanırım sonunda 50-60 kadar yaptık. Yaptıkları çemberler her seferinde ekin çemberi uzmanları tarafından gerçek doğaüstü şekiller olarak görüldü. Bugün Chris ve Robin, David Hughes'un çiftliğinde bulunan yıldız şeklindeki oluşumu inceliyorlar. Onların gözünde bunu yapan insanların izleri çok belirgin. Bulmak için yapmanız gereken şey biraz dolaşmak. Çizgilere bakarak şeklin nasıl oluşturulduğunu belirlemeniz mümkün. Şekiller karmaşık görünebilir ama aslında temel geometrik şekiller. Çember yapıcılardan biri merkezde duruyor, bu arada diğeri belirli uzunluktaki bir iple ya da mezurayla etrafında dolaşıyor. Bu dairenin kenarını belirliyor. Karenin ilk köşesini belirlemek için çemberin sınırından traktör yolunda belirli bir noktaya kadar mesafe belirliyorlar. O noktadan sonra çemberi oluşturan aynı ipi kullanıp yeniden çemberin sınırına kadar uzatıyorlar. Bu onları diğer köşenin tabanına götürüyor. Bundan sonra yapılan sadece aynı ölçümü tekrarlamak. Sıra iç süslemelere geldiğinde yaratıcılar canları ne istiyorsa yapabilirler. Robin ve Chris çemberleri eğlence olsun diye yapmıştı ama sonunda sadece çılgınlığı beslediklerini keşfettiler. Ekinleri düzleştirirken geride inananların hiçbir insanın yapamayacağına inandıkları şekiller oluşturdular. Tüy etkisi denen bir etki oluşuyor. Bu eskiden orijinallik kanıtı olarak görünüyordu. Bu bir şeyi tahtayla düzelttiğinizde ortaya çıkan bir şey. Yana doğru kayıyor. Bir tek denemede bunların hepsinin insan yapımı olduğunu keşfettik. Bunları bilerek yapmadık. Ertesi gün uzmanlar geldi ve diğer gerçek çemberlerde olduğu gibi bütün bu şeyleri buldular. Çoğunlukla bahçe silindiri kullandık. Ayrıca ellerimizi ve ayaklarımızı da kullandık. Vücutlarımızı kullanıp üstünde yuvarlandık ve farkı anlayamadılar. Chris ve Robin eğlencelerine 1999'da son verdiler. 10 yıl uğraştıktan sonra heyecan tükenmişti. Uzmanları yenmenin artık hiç zor olmaması bir hayal kırıklığı yaratmıştı. Bir nesil hayatına devam ederken yerini çok daha farklı bir grup aldı. Bu yenilerin bazıları aslında inananlardan bile sayılabilir. Matthew Williams'la tanışın. O ekin çemberlerini geçici tapınaklar olarak görüyor. Ona göre çemberler, özellikle de kendi çemberleri, doğaüstü fenomenler yaratıyor. Çalışmaya başlamadan önce yüce bir güce sesleniyor. Bu gece bizi yukarıdan izleyen büyük evrensel zeka, lütfen bize çemberi tamamlamak için gereken ilhamı ver. Ayrıca lütfen bu gece tarlada çalışırken bizi koru. Ve ayrıca bu şekle bakan insanlara ilham vermesini sağla. Şeklin içine girenlerin iyileşmelerine yardımcı ol. Amin. Matthew gece tarlada çalışırken açıklayamadığı tecrübeler yaşamış. Bir keresinde farkında olmadan inananların hayal ettikleri bir şekli yapmış. Bir gece içimden geldi ve dışarı çıkıp tek başıma bir çember yapmaya başladım. Ve o şekli onu hayal eden insanlardan birkaç yüz metre uzakta oluşturdum. Pek çok inanan gibi Matthew'da çemberlerin dışında garip ışık küreleri görmüş. Bu onu şaşkınlık içinde bırakmış. Ne olduğunu hala bilmiyorum. Arkadaşlarımla hala bu olanlardan söz ediyoruz. Matthew Williams çemberleri ruhani sebeplerden yaratıyor. Ama bu başını derde de sokmuş.
Bir keresinde yaptığını kabul ettikten sonra tutuklanmış. Bu şekilde çember yaratma yüzünden sabıkası olan tek kişi olma onuruna kavuşmuş. Sanat bir yana, insanlar başka neden tutuklanmayı göze alır ki? Benim gözlemlerime göre bu erkek enerjisinin kendine özgü şekilde ortaya çıkışı. Ergenlikle ilgili. Ama bunu anlayabiliyorum. Bence her erkeğin içinde bir şeyler yaratmak için gece yarısı dışarı çıkıp terlemek, kirlenmek isteyen bir yan var. Bu işlerindeki bir ihtiyacı gideriyor. Hayatlarında biraz heyecan arıyorlar. İnsanların gazetelere çıkmak için, kendileriyle röportaj yapılması için ya da insanlar yarattıkları harikayı izlerken kenarda durup izlemek için yapabilecekleri şeyleri bilseniz şaşarsınız. Bundan büyük bir zevk alırlar. Bu onlar için yorulmaya değen bir şey. Yıllar boyunca inananlar, yakalama umuduyla ekin çemberi yaptığından şüphelenilen insanları izledi. İnananlar gece görüş dürbünleri kullandı, tarlaları izledi ve şüphelileri takip etti. Bu bir tür kedi fare oyununu andırmaya başladı. İnananlar kimseyi suçüstü yakalamayı başaramadı ve iki grup arasındaki düşmanlık gittikçe büyüdü. Çember yaratmak ve inananlara oyun oynamak sadece garip bir hobi değil. İnsanlar bu işi yaparak para da kazanabiliyor. Gruplardan biri o kadar çok çember yaratmış ki bunu iş haline getirmişler. Grubumuzun adı Çember Yapıcılar. Sanırım araştırmacılardan biri bize Şeytan Ekibi adını takmış. Bu sanatçılar neden tehdit olarak görülüyor? Çünkü ekin çemberlerinden para kazanmaktan çekinmiyorlar. Ekin çemberi alanında en iyi olduklarını iddia ediyorlar ve buna göre para alıyorlar. Düşündükleri kadar iyiler mi? Onları bir sınava tabi tutacağız. Ekin çemberleri 1970'lerde haber olmaya başladı. Ve o zaman beklendiği gibi basit çemberlerden oluşuyorlardı. Sonra zamanla boyutları büyüdü ve karmaşıklaşmaya başladılar. İnsanlar ekin çemberlerinin zamanla karmaşıklaştığını fark ettiler. Bence kültürümüzü izliyorlar, yön vermiyorlar. 80'lerde fraktal geometri büyük bir akım oldu. Fraktal geometri 90'ların başında ekin çemberlerine de yansıdı. Çok dijital şeyler görmeye başladık. Bilgisayarlarda olduğu gibi pikselleri andıran şeyler görmeye başladık. Bugün doğaüstü olaylara inananlar, çoğu ekin çemberinin insanlar tarafından bir gecede yapılamayacak kadar karmaşık ve büyük olduğunu savunuyor. Üç kişilik bir sanatçı ekibinin İngiliz yaz gecelerinin süresi olan 5 saatten kısa sürede karmaşık bir şekil oluşturup oluşturamayacağına bakacağız. Bizim seçtiğimiz bir tarlada onları takip edeceğiz. Aslında bunu yapmanın en iyi yolu ayakla ezmek olacak. Son teknoloji ürünü bilgisayar yazılımı sayesinde çember yaratıcılar köşeli bir spiral şekli planladı. İlk bakışta çok basit görünüyor. Ama şimdiye kadar bu şekli deneyen kimse olmamış ve bunun iyi bir sebebi var. Çemberin sınırını belirledikten sonra merkeze doğru ilerlemeleri gerekecek. Her köşenin tam 90 derece olması zorunlu. Ayrıca her çizgi tam düz olmalı. Öyle olmazsa hataları içeri doğru ilerledikçe büyüyecek ve sonunda mükemmel bir kare yerine bir karmaşaya ulaşacaklar. Tarlada iz bırakmadan ilerlemek için traktör izlerini takip ediyorlar. Hiçbir şart altında yanda duran ekinlere basmamamız gerek. Araçlar basit. Kilit noktaları işaretlemek için birkaç kazık. Bir mezura ve özel yapılmış sap ezici. Gün ışığında Wilshire'a gelmek çember yapıcılar için risk taşıyor. Sebep oldukları hasar yüzünden çiftçiler onlardan nefret ediyor. Ve pek çok inanan onları çember yaptıkları için sevmiyor. Bu konuda onlar ne hissediyor? Ama bazen bu gülünecek bir şey olmuyor. 1998'de çember yapıcılar ticari bir amaçla yasal olarak gündüz çember yapmak için kiralanmışlar. İnananlar öğrendiklerinde kıyamet kopmuş. Önce hakaret etmişler. Sonra taşlamaya başlamışlar.
Çember yapıcılar yaralanmadan kurtulmayı başarmışlar ama bu onlara inananlardan uzak durmayı öğretmiş. Onları kazanmak imkansız. Yaptığımız her şeyden nefret ediyorlar. Para sevenler olarak şöhretlerine rağmen, çember yapıcılar işlerinin çoğunu isimsiz olarak gecenin karanlığında yapan ilk ve önde gelen sanatçılar. Bu riskli bir iş çünkü bir tarlaya sahibinin izni olmadan her girişlerinde suç işlemiş oluyorlar. Karanlıkta çember çizerken adrenalin salgınız artıyor. Güneş doğmadan tarladan çıkmanız gerektiğini de biliyorsunuz. Bu yüzden bir şeyleri çabuk yapıyorsunuz. Çünkü bitirmek için psikolojik bir baskı var. Gözleri karanlığa alıştıktan sonra çalışabilecek kadar görüyorlar. Arada bir inananlardan biri ya da bir çiftçi onlara rastlıyor. O zaman kaçış planlarını uygulamaya koymaları gerekiyor. John, Rod, yatın. İlk tehlike belirtisinde, traktör izinde önceden belirledikleri buluşma noktasına gidiyorlar. Tehlike geçene kadar bekliyorlar. Tarladan ayrılmaları gerekirse, onları bekleyen başka tehlikeler oluyor. Bunlar bazen dikenli teller olabiliyor. Dikenli ve elektrikli teller risk içeriyor. Geçen yıllar içinde dikenli teller yüzünden pek çok pantolon kaybettim. İnekler de tehlikeli. İneklere dikkat etmeniz gerekir. Çünkü sizi ezebilirler. Bu hem tehlikeli hem de eğlenceli. Gündüz göründükleri kadar uysal hayvanlar değiller. Geceleri tarlalarda dolaşan kamyonlara dönüşüyorlar. Yeniden David Hughes'un çiftliğine dönüyoruz. Çember yapıcılar eserleri üstünde 3 saattir çalışıyor. Şimdi yapmaları gereken ölçümleri yapıp 90 derecelik dönüşleri mükemmelleştirmek. Ama zamanında bitirebilecekler mi? Bugün çember yapıcılar para için açıkta çalışıyor ama genelde eserleri için övgüyü kendileri almıyor. Hiçbir ekin çemberini üstlenmedik ve üstlenmeyeceğiz. Çünkü bunu yaptığınız anda tüm gücünü yok etmiş olursunuz. İsimsiz olduğu için insanlar kendi gerçekliklerini ve hayallerini bu çemberlere yansıtabiliyorlar. Bir ekin çemberi fenomenini devam ettirmek istiyoruz. Çember yapıcı gizli çalışıyor. İnanan buna tepki veriyor. Ve çember yapıcı bu enerjiyle besleniyor. Bu kendi kendine yeten bir döngüdür. Bir sanat eleştirmeni, bunları yapan kişi ya da şey neyse dahi bir sanatçı olmalı demişti. 5 saatten kısa sürede çevre düzenleme dehalarımız köşeli spiral şekillerini tamamlamayı başardılar. Çember yapıcıların işi şimdilik bitti. Tamam çocuklar, bu kadar, bitirdik. Bu bir gecede karmaşık bir şekli yapabileceklerini ispatlıyor. Bence bir içki zamanı. Ama çember yapıcıların bu şekilleri oluşturabilmeleri hepsinin insan yapımı olduğu anlamına gelmiyor. Bilimin devreye girme zamanı geldi. Araştırmacılar insan yapısı olup olmadığına karar verecek. Uzmanlara ekin çemberlerindeki bitkilerde fiziksel değişimleri soracağız. Ve şekillerin etrafında görünen ışık kürelerine yakından bakacağız. Ekin çemberlerinin hepsinin insan yapısı olmadığını ispatlamak isteyen inananlar, kesin kanıt bulmaya daha fazla önem vermeye başladılar. Dünyanın önde gelen ekin çemberi araştırma grubu tam 14 yıldır örnek topluyor. Cambridge, Massachusetts'te, Harvard ve MIT'nin saygın kampüslerinden çok da uzak olmayan bir yerde BLT araştırma şirketi var. Nancy Talbot, BLT'deki T harfinin sahibi. Talbot araştırmacı değil ama ekin çemberlerinden örneklerin toplanmasını ve test edilmesini koordine ediyor. Kimya, hava mühendisliği gibi alanlardan 13 profesyonel danışmanın çalıştığı BLT bu konuda çok fazla veri derlemiş. Bunu araştırırsak, gerçekliğe bakışımızı değiştirecek bir şeyler bulacağımızı biliyorum. Pek çok şey öğreneceğiz. Gerçeklik dediğimiz şey hakkında şimdi bildiğimizden fazlasına ulaşacağız. BLT, 2 bilim dergisinde 2 yazı yayınlamış. Araştırmalardan biri, ekin çemberleri içindeki buğday tohumlarının dışarıdakilerinden farklı hızda büyüdüğünü göstermiş.
Bir diğer araştırma çember içinde garip demir sırrının varlığı üstünde durmuş. Bu araştırma çemberleri yapanların bölgeye demir tozu döktüklerini iddia etmeleri üstüne gölgelenmiş. Ama BLT araştırmalarının çoğunu bitkilere, özellikle de düğümlere, bitkinin sert dirsek benzeri noktalarına odaklamış. İlk dönem keşiflerinden en kritik olan uzanmış düğümlerin bulunmasıdır. Bunlar ekin çemberlerinde eğilmiş olan saplarda görülüyor. Önemli derecede uzamışlar. İnsan yapımı şekillerde bu değişim görünmüyor. Bu şimdiye kadar en iyi belgelenmiş ve en tutarlı parametre. BLT aynı zamanda bir tür ısı kaynağının, belki mikrodalgaların bitkilerin düğümlerinde delikler açtığını bulmuş. Olan şu ki doku çok serttir, fazla liflidir, genişlemez. Bu yüzden buhar biriktikçe düğümün kendisinde bir delik açar. Isıyı oluşturan nedir? BLT bunun bir tür atmosferik enerji olduğundan emin. 1980'lerde fizikçi Terence Midden, atmosferik güçlerin ekin çemberleri oluşturabileceğini iddia etmişti. Teorisine göre bir plazma girdabı, bir tür elektrik hortumu, ekinlerin eğilmesine sebep oluyor olabilirdi. Görgü tanıkları ekin çemberleri üstünde hem hortum hem de ışık küreleri gördüklerini bildirmişlerdi. Ama bir sorun var. Şimdiye kadar plazma girdaplarının varlığı ispatlanamadı. Bu BLT'yi yıldırmıyor. Onlara göre test ettikleri tüm çemberlerin %90'ı plazma girdapları sayesinde oluşmuş. Doğadaki muhteşem şekillerin plazma girdabının karmaşık bir şekil oluşturabileceğinin kanıtı olduğunu söylüyorlar. BLT araştırmasından ayrı olarak Nancy bu enerjinin belki de bizimle iletişim kurmaya çalıştığını düşünüyor. Benim şahsi tecrübelerime göre bu enerji sistemi bilinçli olabilir. Bir bilinci var ya da başka bilinçlerle bağlantısı var. Ama Nancy herkesin bilime odaklanması gerektiğini düşünüyor. Ona göre bilim henüz keşfedilmemiş güçlerin varlığını ortaya çıkarabilir. Bu sonuçların açıklandıktan sonra başka araştırmacılara da ilham vermesini umuyorum. Bu şekilde sonunda yeterince insan yeterince soru sorarsa belki bunun ne olduğu ile ilgili bir cevap alabiliriz. En azından bizim amacımız bu. Ama şüphecilerden Randy için plazma girdabı teorisi tamamen boş. Bazı insanlar buna havadaki girdapların, meteorolojik olayların sebep olduğunu söyledi. Öyleyse bunlar Orta Çağ'da neredeydi? Orta Çağ'da bunun gibi girdaplar yok muydu? Bu meteorolojide yeni bir gelişme mi? Hayır, bu mümkün değil. Buğdayınızdaki eğilmiş ve uzamış düğümlere bir cevap arıyorsanız, kimi ararsınız? Buğday doktorunu. Doktor Bob Kratovil, buğday ve mısır ekinleri konusunda uzman ve Maryland Üniversitesi'nde tarımsal gelişme programında görevli. Bob buğdayı tanıyor ve BLT'nin sonuca erken vardığını düşünüyor. Bana sorarsanız, BLT henüz tüm doğal sebepleri elemedi. Bob şimdiye kadar rüzgar ya da yağmur gibi alışılmış sebeplerden eğilmiş pek çok bitki görmüş. Bu yere eğilme sürecine tarım dünyasında yatma deniyor. Ve ekin çemberindeki bitkilerin gösterdiği belirtilerin bildiğimiz yatmış bitkilere çok benzediğini düşünüyor. Bunlar insanların ezmesi sonucu görmeyi bekleyeceğiniz sonuçlar. Burada gördüğümüz şey BLT'nin tarif ettiği eğilmiş düğümler. Gördüğünüz gibi düğümün bir tarafı aslında diğer tarafından daha uzun. Ki buğdayın yattığında gösterdiği doğal tepki de bu olur. Amacı yeniden dik konuma geçmektir. Bu yüzden düğümün bir tarafı uzar, diğer tarafı güneşten uzak kalır. Bitkiyi bükerek yeniden dikleşmesini sağlamaya çalışır. Bob patlamış düğümler konusunda o kadar emin değil. Ama garip bir enerji suyu ısıtmışsa neden sadece düğüm patlamış diye sormadan duramıyor. Tüm bitkinin ısınması gerek, sadece düğümün değil. Bu BLT'nin patlamış bir düğüm olarak tarif ettiği fotoğraf.
Ama aslında bu, bitkinin çok hızlı büyürken basınca tepki vermesi ve düğümün patlaması olabilir. Bob'u en çok düşündüren şey, BLT ekibinde buğday uzmanının olmaması. En azından internet sitelerine göre durum bu. Aralarında buğday üretiminde bilgi sahibi birinin olmamasına çok şaşırdım. İçlerinde ekin fizyoloğu yoktu. Bitki patologları yok, böcek bilimcileri yok. Hatta genel bilgiye sahip biri ya da bir tarım uzmanı bile yok. Geriye ışık küreleri ya da diğer adıyla IQ'ler kalıyor. Gerçekten güzel filmler oluşturuyorlar. Ama gerçekler mi? Ted Clay bu konuda ne düşünüyor? Bu şeylere ışık küreleri deniyor. Ama ışık nereden geliyor? Burada kilit soru şu ki, kendi ışıklarını mı üretiyorlar? Yoksa bu ışık başka bir yerden mi, güneşten mi geliyor? Benim aklıma gelen üç iyi açıklama şöyle. Bunlar ya bir şaka, ya kuşlar ya da rüzgarda uçan nesneler. Bir ışık küresini yeniden yaratmak ne kadar zor olabilir? Bunu öğrenmek için başka insanların filmlerini kendi filmlerimizden biriyle karşılaştırmak istedik. Hangisi bizimki, hangisi inananlarınki? Tek ihtiyacımız bir poşet ve bir oltaydı. Ve sadece birkaç denemeden sonra kendimize ait ikna edici ışık küreleri elde edebildik. Elbette bu tüm ışık kürelerinin sahte olduğu anlamına gelmiyor ama yine de sıradan şeylerin, hatta tohumların bile ışık küresi gibi görünebildiğini ispatlıyor. Peki ya ekin çemberi tarihinin en ünlü ışık küreleri? Bu Oliver Kalesi filmi. Bu ışık kürelerinin ekin çemberleriyle ilişkisini ispat eden en önemli kanıt. Çemberin oluştuğu gün dolaşmaya başlıyorlar. Pek çok inanan bunun gerçek olduğundan emin. Bu inanılmaz. Ted Clay'e şüpheli gelen kameramanın davranışları. Bir film çekiyorsanız ve aniden çerçeveye iki ışık küresi girerse kameranızla ne yaparsınız? Işık kürelerini takip edersiniz. Oliver Kalesi filminde kamera pek yerinden kımıldamıyor. Diğer bir şey de ses. Bu inanılmaz. Kendinizi ekin çemberi yaratan ışık kürelerini filme alırken hayal edin. Sizin sözleriniz bu inanılmaz mı olur? Hiç gerçekçi değil. Kararı ne? Bu bir şaka. Eğer bir komplo teorisyeni değilseniz bu gerçekten bir şaka. Bir gün sabah bir video yapım şirketinde çalışan John Wayby yeni bir çember gördü. Birden ilham geldi. Kamerasını aldı ve kaydetmeye başladı. Bu film karşılarına konulduğunda nasıl tepki vereceklerini görmek istedim. Ve yaptığımda bu oldu. Her şey birkaç saat içinde gerçekleştirildi. Bir video editörü tarlanın başka bölümünden görüntü alıp şeklin üstüne yapıştırdı. Bu şekilde tarla şekil oluşmadan önceki hali gibi göründü. Birkaç da ateş topu ekleyin. Birleştirilen görüntüyü içeriden dışarıya doğru kaldırın ve işte çemberiniz hazır. Bu inanılmaz. Ve bir sonra filmi ekin çemberi meraklılarının takıldığı bir bara götürdü. İşte orada bugüne kadar süren çılgınlık başlamış oldu. Bazıları filmin gerçek olduğuna hala inanıyor. Bazıları ise John Wayby'nin hükümet ya da ordu için çalıştığına ve ekin çemberleri konusunda daha önemli bir şey saklamaya çalıştığını düşünüyor. Neredeyse her ekin çemberi mevsiminin sonunda biri ya da bir şey sezonu büyük bir gürültüyle kapatmak ister. Bu yıl bunu yapan dev bir şekil. Öyle ki çiftçi Hughes'u artık patlama noktasına getirmiş. Evet, bu geçen hafta tarlamda yaratılan çember. Ve benim yorumum şu ki boyutlarını görmek beni korkutuyor. Bu tam bir hektar. Tam 10 dönüm. 100 metreye 100 metrelik bir alan.
ve oradan muhtemelen 10 ton kadar buğday kaybettik. Neredeyse 6-700 sterlin değerinde. Bana bunun kıyamet günüyle ilgili olduğunu söylüyorlar. 12 gün kalmış gibi şeyler. Benim naçizane fikrime göre bu yine insanların yaptığı detaylı bir ekin çemberi. Tarlalarımızda grafiti çiziyorlar ve ben artık bundan sıkıldım. İnananlar bunun Maya takviminde 2012 olarak öngörülen dünyanın sonunu işaret ettiğini söylüyor. Çiftçi Hughes için bu gerçek anlamda bardağı taşıran son damla. Buğday artık olgunlaşmış ve toplanacak kadar kuru. Çiftçi Hughes'un tek yapmak istediği çemberleri yok etmek. İlk durak bu program için ısmarlanan çember. Hasat zamanı hem inananlar hem de şüpheciler için ekin çemberleri sezonun sonu anlamına geliyor. Kesin olan tek şey var, gelecek yıl çemberler geri dönecek. İnsanların fikirleri değişecek mi? O tamamen farklı bir konu. Bence büyünün bir parçası ekin çemberlerinin gizemi, bilinmez olması. İnananlarla şüpheciler arasında kalan bölge. Gerçekliğin doğası konusundaki bu inanılmaz forumu, bu tartışma ortamını yaratıyor. Modern tarihte bunu gerçekleştiren başka bir şey yok. Ben 3 bölge genişliğinde bir ekin çemberi görmek istiyorum. Bu beni etkiler. Ya da Noel ağacı çiftliğinde bir ekin çemberi görmek istiyorum. Bu da beni etkiler. Ekin çemberlerine inanan insanlar bence kendilerine ilginç bir hobi bulmalılar. Belki aileleriyle daha çok vakit geçirmeliler ya da pul koleksiyonu yapmalılar. Tarlalara gidip hayran kalmaktan, UFO'ların yapıp yapmadığını anlamak için sapları ölçmekten daha yararlı bir şey yapın. Bir hayatınız olsun. Kesin olan şey şu ki, tarlalarda iş başında olan bir zeka var. Kendinize sormanız gereken soru şu, bu zekanın insan dışında bir varlığa ait olduğunu düşünmek için bir sebep var mı?